belirli bir probleme yönelik yaratıcı düşünme, iletişim, takım çalışması, empati, doğayı tanıma becerilerini kullanarak bütünleştirilmiş program aracılığı ile çözüm üretmelerini bekledik. Nedenlerini bulmalarını istedik. Öğrencilerimiz muslukların sürekli açık unutulduğunu söyleyerek nedenin bu olabileceğini belirttiler. Bu sorunun tespitinden sonra kurum olarak öğrencilerimizi bilinçlendirme adına atık su merkezine götürdük. Burada öğrendik ki Birleşmiş Milletler raporuna göre de artan iklim değişikliği, hızlı kentleşme, çevre kirliliği sonucunda dünyamızdaki %2,5 oranındaki tatlı suyun 25 yıl içinde tükeneceğini ve yine dünya nüfusunun 2/3'lük kısmının kuraklık çeken bölgelerde yaşamak zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla suyun geri dönüşümünün önemini giderek artmaktadır. Öğrencilerimiz burada atık suyun arıtılarak doğaya nasıl verildiğini öğrendiler. Tarlaya verilen atık su ile bahçelerden gönül rahatlığı ile meyve topladık. Buna ek olarak yine atık merkezinden çıkan metan gazı merkezin elektriğinin %75'ini sağlayabiliyordu. Bu bilgiler ışığında öğretmenlerimiz okulda ders etkinliklerini su teması çerçevesinde belirledi. Her etkinlik suyun önemini vurgulayacak şekilde planlandı. Sınıflarında suyun önemini anlattılar. Burada yaptıklarını okullarında sergilediler. Böylece daha geniş kesimde farkındalık oluşturmuş olduk. Bu projede asıl vurgulamak istediğimiz problemin de çözümün de kişinin kendisinde olduğu ve doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmamız idi. Yaptığımız çalışmalar ile bu amaca az da olsa katkı sağladığımız için mutluyuz. Bundan sonraki aşamada yağmur suları değerlendirmek için proje geliştirmeye başlayacağız. Yeni sezonda öğrencilerimizin yağmur suyunun değerlendirilmesi sorununa çözümler önermelerini bekleyeceğiz.